Karadeniz'de balon turizmini geliştirmek için adımlar atılıyor. Bu kapsamda Ordu'da test uçuşları yapıldı. Test uçuşları tamamlandı. Yakında Ordu semalarında balonlar süzülecek. Karadeniz yaylaları, endemik bitkileri, yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bölgede turizmi geliştirmek için birçok adım atılıyor. Karadeniz'imizi ve ülkemizi dünyaya tanıtmaya da çalışıyoruz. Güzelliklerin sadece bize ait olmasını arzu etmiyoruz. Bütün dünya bu güzellikleri görsün. Onlardan biri de balon turizmi. Balon turizmi 2015'te Samsun'da başlamıştı. Ordu'da da test uçuşları başarıyla tamamlandı. Yakın zamanda turistler kuş bakışı, kentin eşsiz manzarasını görebilecek. Balon turizmini devreye alıyoruz ve yeni bir alternatif olarak ordumuzun, yaylalarımızın güzelliğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Yeni bir alternatif bu. Başta Nevşehir olmak üzere birçok kentte balon turizmi yapılıyor. Doğu Karadeniz'in önemli inanç yapıları arasında gösterilen Gümüşhane'de yer alan İmera Manastırı'nın turizme kazandırılması için 200 bin liralık kısmi restorasyon bitti. Manastırın hazırlanan proje kapsamında tam restorasyonuna kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. ...670 yıllık tarihi manastırda kısmi restorasyon tamamlandı. Gümüşhane'de bulunan İmera Manastırı, Hristiyan Ortodoks inancının özelliklerini taşıması ve mimari özelliğine dikkat çekiyor. Manastır, gotik mimarisi, giriş kapısının doğuda yer alması ve yapımında kullanılan aydınlatma tekniğiyle Doğu Karadeniz'in önemli inanç yapıları arasında gösteriliyor. İl Özel İdaresince yapının kısmi onarımı için yürütülen 200 bin liralık restorasyonla manastırın çatısı, yıpranmış eksik taşları, içindeki hasarlı bir sütunuyla kapısı onarıldı. Manastırın hazırlanan proje kapsamında tam restorasyonun kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.